Herkese selam, nasılsınız? Biraz konuşmak istedim geçen Twitter'da yaptığımız muhabbet üzerine. Yine tabii bir sürü hakaret, laf işittim. İşittiğim lafları da çoğu işte yani kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan insanlardan işitiyorum. Burada dediğim gibi bir şey yıkmak istiyorum, bir algıyı. Yani hani milliyetçi olarak tanımlanabilir miyim bilmiyorum ama benim hedefim de kesinlikle Türk dendiği zaman dünyanın algısına akla ilk gelen şeyin adalet, bilim, kültür, sanat olmasını dileyen bir insanım. Bu noktada neden insanlar bu kadar sinirleniyor anlayamıyorum. Benim için bu yani Türk olmak, Türk olmanın gururu bu. Yani insanlar genelde işte ilk dedikleri şey terörist olduğumu düşünmeleri, terör örgütlerini desteklediğimi düşünmeleri. Ya bir insan ölümü nasıl savunabilir arkadaşlar? Ölümü, bombaları, insanların katliamını. Kim bunun arkasında durabilir? Kimse duramaz bunun arkasında. Durmamalı. Ben de anlatmaya çalıştığım bu. Biliyorum korkularınız var, tepkileriniz var. Bir sürü savaş, bir sürü insan öldü. İnsanlarımız, çocuklarımız, 20 yaşındaki askerlerimiz öldü. Ama ben tam tersini, zaten bunu yok edecek bir şey vaat ediyorum size diyeyim. İletişim. Biz bu iletişimi sağladığımız zaman, yayında da bundan bahsetmiştim. Emin olun kalmayacak. Ne terör kalacak, ne kavga kalacak. Çoğu zaman insan da diyor, sen işte müziğini yap, politik olma, ama çok politik bir ülkede yaşıyoruz. Her günümüz, hayatımızın her alanına karışan bir siyasi bir iklimdeyiz. Her zaman böyleymiş. Bu yüzden diyorum iletişim önemli. Sinirlenmenizi çok iyi anlıyorum. Bana gıcık olmanızı, belli başlı söylemlere gıcık olmanızı, bunu işte saçma içi boş bir hümanizm olarak görmenizi falan çok iyi anlıyorum gençler. Şu an gençlerde inanılmaz bir sağ fanatizmi mi diyeyim? Yani sağ sol falan bu kavramlar da boş geliyor bana ama hani tanımlayabilirsem öyle. Yani ben bunu Türkiye için, Türk gençliği için, Türklük adına çok bir kere sakat buluyorum. Biz gerçekten bunlarla mı anılmak istiyoruz? Biz gerçekten bu muyuz yani? Bu kadar mıyız? Bence değiliz. Bu moda nerede çıktı bilmiyorum. Herkesi hain görmek, terörist görmek modası bayağı kötü bence. Dediğim gibi yani ben her zaman bunu söyledim. Ben ülkemi çok seviyorum. İnsanlarımı çok seviyorum. Ülkemdeki kültürleri çok seviyorum. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. İnsanlar beni şu sanıyor, bu sanıyor. Ben Türk'üm arkadaşlar. Kendimi böyle tanımlıyorum. Where are you from? I'm from Turkey. Ich komme aus der Türkei. Böyle tanımlıyorum kendimi. Ve insanlar benle tanıştığı zaman bir Türk'le tanışıyor. Bunun bile bilinciyle yaşamaya çalışıyorum burada yurt dışında. Ve ne kadar çok şey bildiğimi onlara gösteriyorum. Ne kadar açık görüşlü olduğumu onlara göstermeye çalışıyorum. Buna şaşırıyor insanlar. Yani bu çok acı değil mi sizce? Yani bu yüzden diyebileceğim mesela genç arkadaşlarıma, milli duyguları yüksek arkadaşlarıma, belki bana kızan işte söylemlerimi anlayamayan arkadaşlara söylüyorum. Kendinizi geliştirin arkadaşlar, olabildiğince bizi ne kadar iyi temsil edebilirsiniz bunu düşünün. Kendinizi ve ülkenizi ne kadar iyi temsil edebilirsiniz. Bunlara odaklanmaya çalışın. Zaten insan kendini geliştirdikçe farklılıklara tahammülsüzlüğü ortadan kalkıyor. Gerçekten insan olmayı öğreniyorsunuz. Kendi kültürünüzü de korumanın ne kadar gerektiğini öğreniyorsunuz. Yani düşünün, işte o yayını yaptığımızda ülkede ne kadar çok sorun varmış, onu fark ettik. Bunlara değinin, bunlara bakmaya çalışın. Bence gerçek vatanseverlik, gerçek milliyetçilik böyle olur. Kesinlikle dil öğrenin, öğrenebileceğiniz kadar. Ne bileyim, internette Türkiye'yi karalayan bir yorum,
Abi adamın kendi dilinde karşılık görebilirsin mesela. Veya işte tanıdıkça, insan tanıdıkça bu kadar korkmamanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Çok hassas konular biliyorum. İşte maalesef terör, ölüm, bunlar korkunç konular. Ama dediğim gibi gerçekten o ön yargınızı kırıp bir adım attığınızda karşınızdaki insanın böyle şeker gibi çözüldüğünü, eridiğini görmeye başlayacaksınız. Ve bundan çok mutlu olacaksınız. Kendi yaptığınız o eski kafanızdaki o farklılığa tahammülsüzlük sizi utandıracak, üzmeye başlayacak. Çok fazla uzatmadan tekrar teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen, o gün katılan bir şekilde dediğim gibi. Ülkesine gönül veren herkese de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben mutlu da oluyorum. Bana gıcık da olsanız. Çünkü bir an için belki o kadar gıcık olursunuz ki ve anlamaya çalışırsınız belki bir yandan. Belki de gıcık olduğunuz şeyleri araştırmanız lazım. En gıcık olduğunuz şeyleri okumanız lazım. En gıcık olduğunuz görüşleri okumanız lazım. Buna ben de dahilim. Ben de en gıcık olduğum görüşleri okumaya çalışıyorum. Bakış açısı kazanmak için. Öyle yani. Ne derseniz deyin. Hain de desiniz. Terörist de desiniz. Ben her zaman vatanım ve ülkem için çalışacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın.